Merhabalar çok sevgili Bereket TV izleyicileri. Merhabalar sevgili çiftçi dostlarım. Şaşırdınız değil mi? Nerede bu hanım böyle? Bu sefer tarlalarda değil, bahçelerde değil. Sanki bir laboratuvar. Evet efendim, bir laboratuvardayız. Ben ziraat mühendisi Mine Pakkaner, Toprağın Şifası'nın bu bölümünde sizlerle bambaşka bir konu işliyoruz efendim. Şimdi konumuz nedir biliyor musunuz? Ekşi kulak otuyla, ekşicik, farklı farklı isimleri var. Kuzu kulağı, bu otla yoğurt mayalama. Peki nerede yapıyoruz programı? İzmir'de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi bölümünün laboratuvarında yapıyoruz efendim. Peki kiminle yapıyoruz? Konunun duayeni, çok sevgili Profesör Doktor Harun Uysal'la yapıyoruz. Efendim kendisi hem aynı zamanda sınıf arkadaşım da olur. Ziraat Fakültesinden. Merhabalar Harun Hocam. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler, eksik olmayın. Hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Bu arada bugün sizinle birlikte genelde benim programlarımdan hiç işlenmemiş. Hatta belki de şimdiye kadar Türkiye'de hiç işlenmemiş. Sizin akademik bir çalışma da yaptığınız üzerinde bir konuyu işleyeceğiz hocam. Şimdiye kadar hiç kuzu kulağıyla mayalanmış yoğurdu zannediyorum kimse bilmiyordu. Evet, tabii bir bölgede biliyorlardı tabii. İlk defa Bereket TV izleyicileri bütün Türkiye'de bunu öğrenecekler. Evet. Onun hikayesini anlatırım zaten size. Nereden biz böyle bir şey yaptık? Çok çok memnun olacağız. Sevgili izleyiciler, şimdi kuzu kulağı otunu muhtemelen siz de biliyor olabilirsiniz. Salatalarınıza doğruyor olabilirsiniz veya söğüş tüketiyor olabilirsiniz. Tıbbi nitelikleri de olan, kültür şeklinde yetiştiriciliği yapılmayan, doğadan toplanan aslında çok yıllık bir ot. Rizomlarla yetişiyor, her sene tekrar sürgünlerini veriyor. Topladığınız bölgede eğer kökünü kazıyarak çıkarmazsanız ki bir bölümde de doğadan otların nasıl toplanması gerektiğini sizlerle birlikte konunun bir uzmanıyla işleyeceğiz. Her yıl gidip kuzu kulağını oradan toplayabilirsiniz. Ege'de yaşıyorsanız zaten çok şanslısınız. Pazarların hepsinde özellikle bu mevsimde kuzu kulağı bulabilirsiniz. Ki nasıl bir ot bu? Adı üstünde ekşi kulak, ekşicik, kuzu kulağı. Bu ot ekşi bir ot. İçerisinde zaten çok yüksek oranda askorbik asit, C vitamini var, oksalik asit var. Bütün bunların hepsi ota ekşi lezzetini veriyor. Salatalara da koyuyoruz ya da çeşitli soslar bundan yapabiliyoruz. Tıbbi özellikleri de var. Örneğin laksatif. Örneğin çok yüksek C vitamini olduğu için mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Bir de bunun yanında içerisinde aslında A vitaminleri de var. Beslenme özelliklerinin dışında tıbbi niteliklerine gelirsek laksatif özelliğinden başka bu sindirim düzenleyici ve karaciğere yardımcı özellikleri de tespit edilmiş. Çeşitli fitokimyasalların olduğu datalara bakarsanız bunları da sizler de kolaylıkla görebilirsiniz. Antiseptik özelliği de var efendim. Bütün bunların dışında iştah arttırıcı niteliği de var. Zaten pek lezzetli. O kadar lezzetli olunca değil mi hocam? İştah arttırıcı özelliği de olur. Nasıl bir hikayedir bu? Bize anlatır mısınız? Tabii çok teşekkür ederim öncelikle. Hoş geldiniz fakültemize. Sağ ol, çok teşekkürler. Hoş geldiniz bölümümüze. Eksik olmayın. Ya gerçekten güzel bir konu. Tabii ben de ziraat mühendisiyim. Ve her zaman bununla zaten onur duyarım. Ayrıca siz Ziraat Mühendisleri Odası'nın İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesisiniz. Birlikteyiz. Evet, evet. Mine Hanım tabii çok mütevazi davranıyor burada. Birlikte bu dönem şube yönetim kurulunda çalışıyoruz. Evet, evet. Şimdi tabii biz tarım dediğimiz zaman biz gıdayı da algılıyoruz. Biz ziraat mühendisleri gıda, tarım ve hayvancılık diye ayrılıyor ya. Evet. Hani bakanlığın adı da öyle ama biz bunu tarım. Yani bitse üretimde tarımdır, hayvansal üretimde tarımdır, gıda da tarımdır. Evet. Dolayısıyla ben ziraat mühendisiyim. Ziraat Fakültesi'nin Tarım ve Teknolojisi yani gıda bölümü mezunuyum. Evet. Süt teknolojisi de uzmanlık alanım. Öncelikle onu belirtelim. Ya yani bu laboratuvar ve bu çalışma Ziraat Fakültesi'nde yapıldı. Evet. Hani seyircilerin bunu karıştırmasınlar. Çok enteresan bir şeyi var. Tabii ben köylü çocuğum. Ben Kuşadası'nın bir köyünde doğdum benim. Bir tütüncü ailenin çocuğuyum. Hayatımda tütün tarlalarında geçti. Biz şöyle yapardık. Mesela çocukken kuzu kulağı yemek için ormana giderdik. Sadece kuzu kulağı yemek için. Kuzu kulağı döneminde
İşte kuzenlerimiz, o köydeki arkadaşlarımızla ormana gider, kuzu kulağı toplar ve yerdik. Ama doğrusu ben çocukken bunu yediğim zaman kuzu kulağından yoğurt yapılabileceğini ve bunun işte yoğurt üretiminde kullanabileceğini hiç düşünmemiştim. Tabii akademisyen olduktan sonra. Akla bile gelmez değil mi hocam? Tabii kesinlikle. Ya, çünkü ekşi bir şey bu. Evet. Ama enteresan bunun süzüntüsü tatlı, ekşi değil. Oo. Parçalanıp da süzdükten sonra tatlı, ekşi değil. Şimdi bunun hikayesi şöyle. Benim bir arkadaşım var. Kendisi Tunceli'li. Evet. Turabi Saltuk. Aynı zamanda yazar bu evet. arkadaşımız. Ben işte tabii burada çalışırken işte yazar olduğu için tanıyorum ben Turabi'yi. Dedik ya hocam dedi biz dedi işte dedi çocukken dedi köyde dedi kuzu kulağından dedi yoğurt yapardık dedi. Nasıl dedim yapardınız? İşte dedi koyunlar da süt vermeye başladıktan sonra giderdik doğadan kuzu kulağı toplar. İşte onu anlattı. Şöyle parçaları süzüntüyü alırız. Onu süte aşılarız. Kaynatıp soğutup süte aşılarız ve yoğurt olur. Enteresan bir hikaye. Çok mantıklı geldi. Çünkü eskiden buzdolabı yoktu. Eskiden kültür, yani bu ticari kültürler bu derece gelişmemişti. Şimdi düşünün, biz nasıl yoğurt yapıyoruz evde? Bir gün önceki yoğurttan mayalıyoruz. Evet. Yani yoğurt aynı zamanda bir maya. Hatta öğütmek için ayırıyoruz özel olarak. Tabii tabii. Evet. Dolayısıyla yoğurt zaten başlı başına bir maya. Sonra ticari kültürler çıktı. Evet. Yoğurt maya, starter diyoruz biz buna. Şimdi bugün mesela büyük sanayi fabrikaları ticari yoğurt kültürleri kullanıyorlar. Ve evet. bunlar da ithal. Ben size söyleyeyim. Aa. Aynen. Ticari yoğurt kültürleri kullanıyorlar ve bunlar da ithal. Büyük, ya bütün süt fabrika, ticari anlamda çalışan süt fabrika. Evde biz ne yapıyoruz? Bir gün önceki yoğurttan bunu yapıyoruz. Evet. Evde. Yoğurt demek ki canlı ve aynı zamanda kendisi de zaten bir maya. Anladım. O yüzden mi belki de Harun Hocam eski lezzetleri bulamıyoruz tabii, belki tabii, sanayi tabii. yoğurtlarında. Alıştığımız o mayanın küçükten beri damağımızda oluşan o lezzeti bulamıyoruz belki tabii, de. Tabii onun zaten şimdi yoğurdun karakteristik özelliklerini belirleyen en önemli şey zaten mayadır. Evet. En önemlisi maya. En kritik kontrol nokta burada mayadır. Dolayısıyla iyi mayadan iyi yoğurt olur. İşte başka bakterilerle bulaşmış mayadan iyi bir yoğurt olmaz. Süner falan. Biliyorsun bunu da görüyorsunuz. Şimdi çok mantıklı çünkü o zaman işte eskiden bu yoğurt kültürleri bütün Türkiye'ye dağılmadığından dolayı evet. ve sanayide Ege bölgesinde ve Akdeniz ve Marmara bölgesinde olduğu için gıda sanayi özellikle ağırlık %70'i buradadır. Dolayısıyla orada tabii koyun sütü işte 4 ay koyunlar süt veriyorlar ondan sonra vermiyorlar. Vermeyince en son yaptıkları yoğurdu ne kadar saklayabilirler? İşte diyelim ki bir ay daha sakladılar, oldu 5'e. Geriye kalan 7 ayda koyunlar süt vermediği için 7 ay sonra maya gerekiyor. Çünkü hani şimdi biraz önce belirttiğin gibi liyofiliz deniz toz mayalar var, çok dayanıklı, senelerce dayanıyor. O tür şeyler de o zaman, teknolojiler de o zaman Türkiye'de yoktu. Dışarıda var, Türkiye'de yoktu ve dolayısıyla Tunceli'de, Elazığ'da, Erzincan bölgesinde köylülerin eline geçme şansı yoktu bu toz mayalı. Nereden bulsunlar değil mi? Nereden bulsunlar. Hı hı. Dolayısıyla ne yapıyorlardı? O anlattığı bana hikayeyi. O dönemde çıkıyorlar, kuzu kulağı topluyorlar. Kuzu kulağını topladıktan sonra biraz önce gösterdiğimiz şekilde muamele edip bundan bunu süte ilave ediyorlar, süzüntüsünü ve yoğurt üretiyorlar. Biz bunu laboratuvarda yaptık ve başarılı olduk. Ya hocam bu, konu hikayesi de enteresan evet, hikayesi aslında. Çok enteresan. Yani bu bir şekilde gıda muhafazasını da kesinlikle. Nasıl olacağını da kesinlikle. Anlatmış oluyoruz kesinlikle. Böylece. Ama birçok farklı yöntem de olsa gerek değil tabii, mi? Tabii tabii. Geleneksel yöntemler mutlaka ki Anadolu'ya gitsek kim bilir neler var. Tabii vardır. O kadar çok mesela süt ve ürünleriyle ilgili hani peynirler, yoğurtlar, tereyağları, işte karın yağı diyorlar, işte sade yağ. Tereyağları, evet. o kadar çok fazla çeşitli ki. Yani evet. Anadolu gerçekten zengin. Çünkü Anadolu kültür olarak da zengin. Çünkü Anadolu'da baktığımızda 1071'de Türkler buraya geldiğinde başka kültürler vardı, harmanlandı. Evet. Bugün de ondan sonra da işte Balkanlardan insanlar geldi, Kafkasya'dan geldi, Kırım'dan insanlar geldi. Dolayısıyla çok zengin bir kültür var. Dolayısıyla gıda kültüründe zengin olması zaten beklenir.
ve gıda kültürü de çok zengin. Ama bunları kaybetmemek gerekiyor. Aslında gelenekleri kaybettikçe, gelenekler, ananeler sadece yaşam tarzı kültür değil, mutfağa, gıdaya ait de pek çok geleneğimiz tabii var. Tabii tabii, mutfak kültürü çok önemli. Neden? Şimdi Çin mutfağı var dünyada, değil mi? Çin mutfağı evet. Meşhur. Fransız mutfağı var, Türk mutfağı var, Arap mutfağı var, öyle değil mi? Çok... Hani biz Alman mutfağı yok, bir Amerikan mutfağı yok, bir İsveç mutfağı yok. Çünkü o kadar eski kültürleri de kadar, yok. Aynen. Yani gerçekten çok önemli. Evet. Yani mutfak kültürü de aynı zamanda o kültürün ne kadar zengin olduğunu da göstermesi açısından çok önemli. O nedenle Anadolu zaten kültürlerin böyle harman olduğu bir yer. Dolayısıyla yemek kültürlerinde harman olduğu bir yer. Şimdi Antep'in yemekleri farklı, Aydın'ın yemekleri farklı, Karadeniz'in yemekleri farklı, Çorum'un yemekleri farklı, Trakya'nın yemekleri farklı farklı. Dolayısıyla çok zengin bir yeme içme kültürü var. Bir tanesi de bu. Ve biz bununla ilgili bir çalışma yaptık burada. Nasıl bir şeydir hocam? Şimdi burada bizim için temin etmiş olduğunuz, bizim evet. için sakladığınız, dolapta evet. sakladığınız, tuttuğunuz kuzu kulağını görüyoruz. Evet. Ne yaptık hocam? Şimdi bu kuzu kulağını biz ne yaptık? İsterse göstererek tamam, yapalım. Tamam, şahane olur. Çok sevgili Harun hocam, bu arada merak ettiğim bir başka konu var. Şimdi bizim konumuz, biliyorsunuz, programımızın ismi de öyle, toprağın şifası. Biz toprağın şifasında şifası olan, faydası olan, topraktan gelen her şeyi işliyoruz. Yani illa tıbbi bitkiler değil, yabancı otlar da olabiliyor, meyveler oluyor, sebzeler oluyor, hepsi. Ama bu arada süt ve süt ürünlerinin de sağlığımıza olan etkisi elbette hiçbir zaman yadsınamaz. Ve gıda, yalnız sağlık şifa açısından söylemiyorum, beslenme açısından da öyle. Ve bu arada bir bakıyoruz, kültürümüzde galiba aslında bizim Türk mutfağında içerisine ot giren, bitki giren pek çok süt ürünü var. Şimdi bugün onlardan birini işleyeceğiz birlikte ama diğerleri hakkında da bir diyorum izleyicilerimizi bilgilendirsek mi acaba, hazır sizi şöyle konunun uzmanını yakalamışken. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi hani biraz önce de konuşmuştuk. Anadolu gerçekten çok zengin bir kültür. Çünkü burada hem Türkçeden farklı diller konuşan halklar var, hem Türkçenin farklı lehçelerini konuşan insanlar evet. var. Dolayısıyla harmanlanmış bir kültür içerisinde mutfağın da zengin olması zaten bekle ve zaten de zengin bir mutfak. Dolayısıyla tabii eskiden hani teknoloji bu kadar yoktu. Türkiye'de örneğin işte Cumhuriyet kurulduktan sonra insanların %80'i kırsal kesimde yaşıyordu, %20 şehirlerde yaşıyordu. Şimdi bu durum değişti, tam tersine döndü. Bu elektrik yok, işte su yok. Buzda da dolayısıyla elektrik çalışan aletler yok. İnsanlar her şeyi doğadan aradılar. Evet. Şifayı da doğadan aradılar. Evet. Yani mesela doğadan topladıkları otlarla ilaç yaptılar. Doğadan topladıkları işte otlarla bir takım işte ürünler yaptılar. Ve sağlığı ve şifayı doğadan buldular. Zaten ya topraktan buldular. Zaten bugün toprak, her şeyi biz toprakta yetiştiriyoruz. Bugün meyveyi toprakta yetiştiriyoruz. Sebzeyi toprakta yetiştiriyoruz. Hayvanlar toprakta yetişen yem bitkilerini yiyip de bugün süt ve et veriyorlar. Ayrıca toprakta barınıyorlar. Toprakta barınıyorlar. Dolayısıyla toprağın şifası, gerçekten toprak şifası sizin işte bu programımıza uygun olarak gerçekten şifalı bir nesnedir toprak. İşte Anadolu'ya baktığımızda mesela otlu peynirler var ki Van'a daha çok atfedilmiştir. Evet. Van otlu peyniri diye geçer. Bunun şeyi nedir? Yani baktığımız zaman hakikaten insanların bir alışkanlığı ve olmuş dededen bir takım alışkanlıklarla bu gelmiş. Ama o kadar mantıklı bir şey ki. Mesela o bölgede peynire ot katma o kadar mantıklı bir şey ki. Çünkü neden? Peynir dayanıklı. Ne özellik veriyor? Şimdi şöyle bir, şimdi o bölgede biliyorsunuz kış aylarında kar var. Evet. Eski dönemi düşündüğümüzde bütün köy yolları kapalıyor, ot yok. Ot yok. Dolayısıyla siz otların olduğu dönemde ki bu bahardır ve yaz aylarıdır. Çünkü evet. koyun keçi yaz aylarında süt verir, inek 12 ay boyunca, 10 ay boyunca verir ama yazın daha çok verir.
Dolayısıyla sütün bol olduğu dönemde otlar da vardır. Çünkü karlar erimiştir, artık doğa uyanmıştır ve çimlenme başlamış ve bir sürü ot vardır doğada. Fışkırmış. Dolayısıyla ne yaparsınız? Şimdi sizin önünüzde kış var, bu otları bulamayacaksınız. Halbuki bu otları alıp, özellikle dayanıklı bir ürün olan peynir içerisine kattığınızda o peyniri kışın tüketiyorsunuz. Çünkü bazıları tamam taze olarak tüketiliyor ama büyük bir çoğunluğu da kışın olgunlaşmış olarak tüketiliyor. Dolayısıyla o otları da yemiş oluyorsunuz. Çift taraflı bir fayda kesinlikle, var burada. Kesinlikle. Yani kış aylarında bulamadığınız bu otları peynire katmak suretiyle kış aylarında da yemiş oluyorsunuz. Otu muhafaza ediyoruz aslında. Otu muhafaza ediyorsunuz, sütü de muhafaza ediyor. Çünkü bu otlar sadece hani biz kış aylarında bunu yiyelim değil mi? Otların antimikrobiyal özellikleri de var. Kesinlikle, biliyorsunuz. Kesinlikle, evet. Otlar aynı zamanda ürüne dayanıklı kazandırıyorlar. Bu otların aynı zamanda insan sağlığı üzerinde çok önemli etkileri var. Bugün tıpta kullanılan ilaçlar nedir? Sentetik olan ham maddeleri aslında nedir? Doğadır, doğadan gelenlerdir. Ama bugün laboratuvarda sentetik olarak üretilmişlerdir. Mesela bugün Almanya'da doktorların artık doğal ilaçları yazma zorunluluğu var. Doğal ilaçları yazıp eğer o ilaçlar yeterli olmaz, ondan sonra sentetik ilaç yazıyorlar. Bugün Almanya'da doktorlar %70'e ulaşmış durumda şu anda. Ki Türkiye'de bugün keşke böyle olsa, çünkü gerçekten şifadır. Bakınız, kışın ot yiyor tüketici, ot korunuyor. Peynir otun antimikrobiyal özelliğinden dolayı korunuyor ve insanlara sağlığını koruyorlar. O kadar ne kadar güzel bir şey. Nasıl komplike bir kültür, bir yapıdır bu böyle? Nasıl kompleks bir şey? Ama hepsi ne kadar iç içe önemli. Girmiş. Evet. Ne kadar önemli bir şey. İnsanın sağlığı korunuyor bir taraftan, bir taraftan ürünün sağlığı korunuyor. Bir tarafta ot muhafaza edilmiş oluyor. Müthiş bir şey. Tarih boyunca bu böyle gelmiş ve bugün de devam ediyor. Peki çok çeşitli otlar kullanılmış mı tabii bu konuda hocam? Tabii çok çeşitli otlar var. O günde doğu ve özellikle o bölgede yetişen birçok otlar kullanılıyor. Mesela Avrupa'da ot, yani bizim bizde en meşhur van otlu peyniridir biliyorsunuz. Ama Avrupa'da mesela çok sayıda otlu peynirler var. Evet. Avrupa'da öyle. Ya bu teknoloji gereği ne yapıyorlar işte? Ürün çeşitlendirmesidir bunun adı. Ürünleri çeşitlendir. Türkiye'de daha bu gelişmedi. Aslında o kadar çok ot var ki mesela Ege bölgesi ot kaynağı. Bizim bir baksak değil mi hocam? Mesela bu otlarla peynir üretim daha yeterince mesela bizim bölgemizde ve Türkiye'de gelişmedi. Halbuki çok çeşitli peynirle yapılabilir bu otlar. Bu da nasıl olur? Ben her zaman şunu söylüyorum. Üniversite sanayi işbirliği. Ben bunu ilerletiyorum. Üretici, üniversite, sanayi, tüketici işbirliği diye ben dörde ayırıyorum bunu. Yani sadece üniversite sanayi işbirliği değil. Üretici, tüketici, üniversite ve sanayici işbirliğiyle bunlar ne yapılabilir ki? Çünkü bir tarafta üretici var. Bunları üretenler var. Bir tarafta Ar-Ge var, üniversiteler var. Bir tarafta sanayici var. Onunla işbirliği yaparak bu teknolojileri geliştireceksiniz ve bunu tüketiciye sunacaksınız. Dört ayak. Belki de geleneksel olan bazı yöntemlerin sanayiye aktarılması böyle olabilir hocam. Öyle değil tabii mi? Kesinlikle. Anadolu'nun herhangi bir yerinde bir ot belki sizin yaptığınız gibi yoğurt mayalamasında, belki peynirde, belki yağda kullanılıyor. Sizler belki bunu alacaksınız, bu fikri. Bir Ar-Ge ile sanayide de kullanılabilir ve halkın tüketimine de sunulabilir. Özellikle ürünler geliştirebileceksiniz. Kesinlikle. Şimdi mesela bunu ile ilgili çalış, hani sanayide üretilen geleneksel ürünler var. Evet. Ama sanayide üretilen geleneksel ürünleri ben bugün çok fazla beğenmiyorum açıkçası. Niye? Çok orijinal gibi değil. Mesela şunu söyleyeyim, ben işte Kafkasya kökenliyim, Çerkes'im. Mesela bizim yaptığımız, köyde yaptığımız Çerkes peyniri, güneşte kurutulan Çerkes peyniri ya da ocağın üzerinde kurutulan peynir de sanayideki kaşar peyniri gibi yapılıyor. Böyle değil. Orijinal geleneksel yöntemlerle. Geleneksel olduğu şekilde, orijinal haliyle. Çünkü niye? Siz kaşar gibi yaparsa bunu, çünkü orijinal o peynirde çok çeşitli bakteri florası var. Çok çeşitli bakteriler var. Güneşten gelen özellikler var. Yağın özelliği var. Dolayısıyla bu özellikleriyle korunarak o şekilde sanayiye bunun aktarılması gerekiyor. Mesela bununla ilgili işte bunların bu ne de patentlerin mutlaka alınması, coğrafi işaretlerin mutlaka yapılması gerekiyor. Coğrafi işaret ki çok önemli bir konu. Şimdi sevgili izleyiciler, çok çok kısa bir ara veriyoruz. Bu aradan sonra merakla beklediğinizi biliyorum. Hocam
tam da konusundan bahsetti zaten. Anadolu'da geleneksel kültürümüzde var olan yöntemlerin araştırılıp aktarılması. İşte böyle Tunceli bölgesinden bir geleneksel yoğurt mayalama yöntemini hocam akademik çalışma yapılmış üzerinde bize aktarıyor. Bilfiil uzmanının elinden efendim kısa bir aradan sonra. Sevgili izleyicilerimiz şimdi kısa bir reklam arasından döndük. Harun hocam uygulamaya başlayacak ancak öncesinde size şunu da söyleyelim. Siz bu programı 40 dakika içerisinde izliyorsunuz. Ama efendim aslında biz bu yoğurdu 2 günde yapıyoruz. Dolayısıyla bizim işlemlerimiz devam ediyor. 2 çekimi bir araya getiriyoruz. Ondan sonra sanki bir anda çekmiş gibi sizlere gösteriyoruz. Ama ne kadar yapıldığı, ne kadar uzun sürede yapıldığını, kaç gün olduğunu, bütün işlemleri kaç saat olduğunu hocam hiç merak etmeyin. Bize detaylarıyla anlatacak. Başlayalım mı hocam? Başlayalım. Bir yardımım olursa tamam, ben de zevkle. Tabii söylerim. Şimdi nasıl yapıyoruz hocam? Şimdi kuzu kulağı. Doğadan toplanan kuzu kulağı burada. Evet. Şimdi baştan şunu söyleyelim. Burada bu ot nasıl yoğurt yapıyor? Şimdi eğer doğadaki mesela bununla ilgili çam kozalarından bahsederler, değişik otlardan. Çiğden bahsederler. Çiğden otların burada yoğurt yapabilme için yoğurt mayası diyorlar ya halk arasında. Evet. Biz ona bakteri deriz. 2 tane bakteri var. Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus. Bu 2 bakterinin olduğu bütün otlardan yoğurt yapabilirsiniz. Yani burada sütü yoğurda çeviren 2 tane bakteridir. Ot değil yani ot burada. Değil, marife hayır. Otta değil. Marifet otun otta üstündeki değil. Bakteride. Kesinlikle otun üstündeki, otun içeri üstünde bu bakteriler varsa ondan zaten bu yoğurdu yapabilirsiniz. Hı. Öncelikle onu belirtelim. Tamam. Bir de mesela bu yoğurt sırasında ottaki o bazı işte mikro besin ögeleri geçmiyor yoğurdu. Normal yoğurt oluyor. Aha. Ama yoğurt tabii şifalı biliyorsun. Tabii. Yoğurt çok evet. önemli şey. Şimdi burada istersen şöyle göster. Burada kuzu yani kulağı. Yani kuzu kulağının ekşisi yoğurda geçmiyor. Geçmiyor. Tamam. Geçmiyor. Şimdi burada kuzu kulakları bunları yıkadık. Evet. Tertemiz bir şekilde doğadan getirdik. Bunları yıkadık. Yıkadık. Siz bizim için önceden hazırladım. Ben sizin için önceden hazırladım. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bir çiğ, pişmiş tabii, değil. Tabii çiğ. Çiğ. Şimdi çiğ burada halde. Siz biraz pişmiş gibi görebilirsiniz. Evet. Hocam bunları dolapta bizim için tuttu, hazırladı, yıkadı güzelce o yüzden. Evet, bu yıkadım. Çiğ halde bunu parçalayıcıya koyuyoruz. Tamam. Üzerine bir miktar su. Örtecek kadar mı hocam? Evet, örtecek kadar bir miktar su koyuyoruz üzerine. Su ilave ettikten sonra artık sıra parçalamaya geldi. Tamam. Kapağını kapattık. Aslında artık hepimizin evinde böyle bir blender parçalayıcı aletlerden var. Eğer o yoksa güzelce elle parçalasak tabii, da bıçakla bu da tabii, olabiliyor. O da olabilir. Tamam. Ama çok ince kıymak gerekiyor. Tamam çünkü hocam. İçindeki suyunun alınması lazım. He. Yani bu kuzu kulağı içerisindeki o suyun alınması lazım. Çünkü bakteriler suyun içerisinde. Suyun içerisinden geçiyorlar. Suya geçiyor suya anladım. Suya geçiyorlar. Çalıştırayım mı? Evet evet. Şimdi çalıştırdık burada. Şimdi zannediyorum püre gibi olmuştur şimdi içerisinde. Bir bakalım. Biraz daha parçalayalım. Çok şey yapmıyor. Az şöyle yapacağız. Bir de suyunu süzeceğiz. Parçaladık. Şimdi bunu parçaladıktan sonra suyunu süzüyoruz. Suyunu süzüyoruz. Mineciğim sen bana yardım mi? Edersen çok mutlu tabii. olurum. Şuradan bir miktar suyunu süzelim. Görüyor musun? Suyunu süzüyoruz. Evet. Süzdük. Bu şekilde süzdük suyunu. Bakın ne renk oldu? Yeşil renk oldu. Görüyor musunuz? Evet. Yeşil onu renk. Şimdi gösteririz de ekranlara. Sonra bu sadece bu şekilde değil. Bunu bir de tülbentte süzeceğiz. İçerisinde tabii. hiçbir organik madde de kalmayacak. Kalmasın evet. Diye. Tamam. Bunu şu gördüğümüz suyu, şu gördüğümüz çok az miktarda biz yaptık bunu. Bunu çünkü çok küçük mayalıyor hocam evet, zaten evet, görüyorsunuz. Aynen. Laboratuvar, o yüzden. Evet. Bunu tülbentte süzüyoruz. Tülbentte süzdükten sonra şu hale geliyor. Evet.
Biz bunu, hocam bizim için bunu zaten daha önce yapmıştı zaman kazanalım diye. Şu hale geliyor. Tamamen. Bu süzüntü. İçindeki kuzu kulağı, evet. Yeşilliği tülbente bırakıyor. Hı-hı. Bu şu anda kuzu kulağından ekstrakte ettiğimiz süzüntü. Tamam. Hazır, mayamız hazır. Bu maya. Mine. Şimdi bu maya. Hiç tabii hani böyle bir kaşık tepeleme yoğurt mayası koyalım falan değil. Mayamız hazır. Hazır. Şimdi biz tabii laboratuvarda olduğumuz için şu pipetle ben mayalayacağım. Ama tamam. Evde mesela kaşıkla bunu mayalayabilirler. Tamam. Evlerde ben şimdi alıyorum bunu. Şunu da şöyle bırakayım. Ben şimdi bunu alıyorum. Örneğin %3 olacak şekilde. Yani diyelim ki 1 kilo süte 30 gram olacak şekilde bundan koyuyoruz. Tamam. Bu oranı unutmayalım. Önemli ama. %3 sevgili çiftçi dostlarım. Birinciye koyalım. Burada sütümüzü önceden hazırlamıştı evet. Hocamız. Tabii bu sütümüz kaynatılmış, soğutulmuş süt. Kaç yani derece civarında? Bu 90 santigrat derecede 10 dakika kaynatılıp 42 santigrat dereceye düşürülmüştü. Şu anda sütün yani, sıcaklığı 42 santigrat. 42 derece. 42. Parmağımızın dayanabileceği aynen. Geleneksel yoğurt yöntemi. Evet. Zaten parmakla bakanlar evet. Biliyorsunuz. Hı-hı. Hocam şimdi gerçi dereceyle ölçüp bunu bize hazırladı evet. Ama normalde anam babam usulü ne yaparız? Küçük parmağımızı süte sokarız. Dayanıyor mu? Dayanmıyor mu? Evet. Şimdi ikincisine de bunu mayayı boca edelim. Ettikten sonra karıştıralım. Bunları karıştıralım. Şu anda bu sütümüz kuzu kulağından elde ettiğimiz süzüntüyle aşılanmış durumda. Hazır. Mayalanmış durumda. Efendim şimdi bakın elimizde hocamızın bizim için hazırlamış olduğu kuzu kulağından hazırladığı maya. Kim inanır efendim? Hiç bilmezdik değil mi? Böyle su gibi görünümlü bir maya. Bir de işin ilginç tarafı onu da söylemeden geçemeyeceğim. Normal kuzu kulağını yediğinizde ekşidir. Evet. Bu ekşi değil. Normal, nötr bir tadı var şu anda bunun. Vay canına çok enteresan evet, hocam. Evet. Evet. Şimdi sütlerimizi aşıladık. Mayaladık. Aşılanı sütler. Şimdi bunu inkübasyona götüreceğiz. Tamam. Ve orada inkübasyonda 42 santigrat derecede 18 saat duracak bu. Yani inkübasyon ertesi güne kadar dediğiniz duracak. Bizim evde hani şunu üzerine mayaladı, örttüğümüz. Böyle güzel örttü, yorganladığımız neredeyse. Aynen, aynen. Herkesin bir yoğurt örtüsü vardır evet, annelerimizin tabii, tabii. De evde. Ondan sonra mayalanmaya bırakıyoruz. Kaç derecede hocam? 42 santigrat 42 derece. 42 santigrat evde derecede. Evde tabii bunları ayarlayamıyorum ama burada bu hani bizde laboratuvarda olduğu için biz bunu yapıyoruz. Aha. Ama evde biliyorsun yoğurt yaparken dediğin gibi evet. Üzerine örterler. Dolayısıyla üzerine tuncayı da bunun üzerine örterler zaten. Hı hı. Bunu benim dediğim gibi bizim inkübatörümüz var. 42 santigrat inkübatörümüz. Oraya şimdi ben bunu koyacağım. Hı hı. Evde de sıcak bir yerde bekletelim. Sarmalayıp. Kaloriferin yanında mesela olabilir. Yani kışın kaloriferle veya şimdi sobanın. Fırınlar var. Evet. Yani bu işte poğaça falan yaptığımız fırınlar. Fırın evet. İçerisinde 42 derecede de bırakabilirler. Çok güzel. 42'yi ayarlayıp onu onun içerisinde koyabilirler. Kaç saat tutuyorduk? Bir daha 18 saat. Tamam. Tutuyor. Yani pıhtılaşıncaya kadar. Pıhtılaşacak. Şimdi ben bunu götürüyorum. Tamam. İnkübatöre götürüyorum. Evet. Şimdi mayalı sütlerimizle gidiyoruz. Şöyle bırakalım. Efendim inkübatörümüzü açalım. İnkübatör 42 santigrat derece inkübatörümüze bu mayalanmış sütleri yerleştirelim. Ve ardından inkübatörü kapatalım. Artık 18 saat beklememiz gerekiyor. Evet. Tabii ki sizler 18 saat beklemeyeceksiniz. Biz 18 saat bekleyeceğiz. Yarın tekrar devamını buradan, bu noktadan hiç sanki ara vermemiş gibi aynı şekilde devam edeceğiz efendim. Harun Hocam bakalım nasıl bakalım, oldu? Evet, evet. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım. Aldık. Bir tanesini alıyorum. Tamam. Bir tanesi almak yeterli göstermek açısından. Şurada açalım kapağını. Kapağını açalım. Buyurun size yoğurt. Gördünüz mü? Yoğurt oldu şu anda. Ama gevşek bakın. Sulu. Sulu bir yoğurt oldu. Evet. Bu birinci pasaj. Ha yani şimdi bitmedi işimiz. Hayır bitmedi. Tamam. Bu birinci pasaj. Bunu maya olarak kullanacağız şimdi. Aa. Çünkü burada biraz önce belirttim ya iki tane bakteri var dedim. Lactobacillus bulgaris, Streptococcus thermophilus var evet. Demiştim.
Şu anda burada bir tane bakteri sütü mayaladı. İkinci pasajda diğer bakteri de çalışacak ve yoğurt olacak. Şimdi artık bunu maya diye maya, kullanıyoruz. Esas maya bu artık bundan. Tamam. Sonra. O zaman biz tekrar masamıza gidelim. Orada bunu tekrar mayalayalım. Tamam hocam. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Çok enteresan şimdi evet, bu. Gevşek bir yoğurt oldu. Evet, hani bu sulu tutmamış falan derler annelerimiz. Evet. Aynı onun gibi. Çünkü mesela evlerde inkübasyon hani bu 42 santigrat dereceyi tam olarak ayarlayamazlar bazen. Böyle gevşek yoğurt olur ve tatlı ve gevşek yoğurt olur. Aynı işte. Streptococcus thermophilus dediğim mikroorganizma orada çalışıyor. O bakteri çalışıyor. Diğer bakteri az çalıştığı için ev yoğurtlarında da öyle oluyor. Bu da öyle oldu. Şimdi biz bunu maya olarak tekrar kaynatılmış ve 42 santigrat dereceye soğutulmuş şu iki süte tekrar bunu aşılacağız. Yani o zaman ev koşullarında yapacağımız şey şu hocam, öyle mi? Biz sütümüzü ılıttık, kaynatıp soğuttuktan sonra parmağımızın dayanabileceği aynen sıcaklığa geldik. Bu sefer kuzu kulağı süzüntüsünü değil, sulu yoğurdu katacağız. Bu sulu yoğurdu maya olarak kullanıyoruz. Tamam, şimdi nasıl yapıyoruz? Hemen katalım. Aynı buradaki miktar yine %3 yani 1 kilo süte 30 gram olacak şekilde maya katıyoruz. Tamam. Şimdi mayaladık. Bunu tekrar inkübasyona bırakacağız. Yine aynı noktadayız. Bunu götüreceğiz. Bu sefer yalnız süre 18 saat değil. Bu sefer bu sütler 42 santigrat derecede 3 saat sonra yoğurt haline dönüşecek. Oo. Normal evde yaparken 3-4 saat sürer ya. Evet. Aynı onun gibi artık. Çünkü bu artık yoğurt mayası olmuştur. Yoğurt gerçek yoğurt, yani artık yoğurt mayasıya mayaladık. İkinci pasaj diyoruz biz buna. Bu mayaladığımız süt artık 18 saat değil. 3-3,5 veya 4 saat sonra artık yoğurt haline gelecek. Götürelim. Şimdi bunları alıyoruz. Tekrar inkübatöre götürüyoruz. Evet, bunu artık inkübatöre bırakabiliriz. Evet, aynı dün yaptığımız işlem. Aynen, dün yaptığımız işlemin aynısı. Bu sefer yalnız 3 saat tutacağız. Bırakıyorum. Bunu da bırakıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Şimdi 3 saat bekleyeceğiz. Yani normal tekrar ev koşullarına dönersek sardık, sarmaladık. Aynen, ya da fırına koyduk, 42 dereceye bıraktık. Ayarladık. 3 saat ortalama, 3,5 saat olabilir veya 4 saat olabilir. Yani şöyle dedim, 3 ile 4 saat arasında bekletiyoruz. Hı. Bizim 3 saat sonra olacak şekilde ben maya ilave ettim. Evet. 3 saat sonra, ama evde tam olarak bunu ayarlayamıyorlar tabii ev hanımları. Dolayısıyla biz 3 saat sonra bunu açacağız. Peki hocam, bir şey soracağım. Örneğin çok fazla kapalı kalırsa işte ekşi olur falan, sulu olur gibi söylemler var. Doğru. Şimdi o bekletme süresi ne kadar uzun olursa o kadar ekşi olur. Hı. Sıcaklık mesela, o bekletilen sıcak ne kadar yüksek olursa o kadar ekşi olur. Çünkü ağırlık bir bakteri çalışıyor orada. Onun nedeni o. İki bakterinin bir simbiyoz olarak çalışmasını istiyor iki bakterinin. Çünkü onlar birbirini tetikliyorlar. Birbirlerine besin maddesi üreterek yaşıyorlar ve çoğalıyorlar gittikçe, tetikleyerek. Yani bu şeye gibi düşünün bunu. Domino taşı gibi düşünün. Hı. Bu buna besin maddesi üretiyor, bu buna besin maddesi üretiyor. Simbiyoz yaşıyorlar bunlar. Evet. Ama mesela öbür türlü uzun süre bir bakteri ortama hakim oluyor, ekşitiyor. Hı. Ya da yüksek sıcak derecesinde bir bakteri ortama hakim oluyor, sütü ekşitiyor. Az tutarsak da tatlı oluyor diğer bakteri çünkü orada. Peki ev koşullarında istersek kuzu kulağıyla mayalayalım, istersek normal kendi mayamızdan yoğurt öğütelim. Hı. Normalde kaç saat tutmalıyız hocam? Yani normalde bunun 42 santigrat dereceyi ayarladığımız zaman, maya miktarını ayarladığımız 3 saattir normalde. 3 saatte mayalanma işlemi gerçekleşir. Ama ya maya miktarını ayarlanamayabiliriz, evler için söylüyorum, ya da mayanın kuvveti bizim istediğimiz gibi zayıf kuvvetli bir maya olabilir. Yani çünkü bir gün önceki mayayı kullanıyoruz, yoğurdu kullanıyoruz ya. Ya da sıcaklığı tam olarak ayarlayamayız. Dolayısıyla bu tür şeyler etkili. Bunu zaten yoğurtlaştıktan sonra bakıyorsunuz. Yoğurt olduktan sonra örneğin üstü açılıp oda sıcaklığında mesela bir 20 dakika daha bekletilmesi gerekiyor. Aroma maddelerinin gelişmesi için. Ondan sonra dolaba konmalı. Buzdolabına konmalı. Yani baktık yoğurt oldu. Üzerini açıp
oda sıcaklığında bir 20 dakika bekletmemiz gerekiyor. O zaman aroma, yani bizim istediğimiz yoğurt lezzeti oluşuyor. Aynen, tabii lezzet oluşuyor. Aroma, lezzet bileşenleri o aşamada oluşur. Ondan sonra bunu alırız, biz buzdolabına koymamız gerekir. Direkt koyarsak bazı lezzet maddeleri gelişmeyebiliyor. O nedenle sanayi yoğurtlar, ev yoğurtları ise lezzet farkı var. Lezzet farkı olur. Var. Tabii. Peki dolaba koyduğumuzda ağzını kapalı tutun veya açık tutun ya, diye... Ağzını kapalı tutmak iyidir. Çünkü bu homojenizasyon yapılmadığı için şey üste toplanıyor. Yağ tabakası üste toplanıyor. Evet. Süt yağı da koku çekici olduğu için buzdolabına diğer yemeklerin de kokusunu çekebilir. Aha. O nedenle kapalı tutmak. Tabii yağlar koku çekici olduğu için mesela parfümlerde hep yağ kullanılır. Dolayısıyla nedir? Bunun üstünü mutlaka kapatılması gerekiyor. Bu arada süremiz doldu değil mi hocam? Tabii tabii. Zamanımız geldi. Alıp bakalım tabii mı? Tabii bakalım. 3 tamam. Saatimiz geçti. Alıyoruz şu anda. Evet. Çok da merak ediyorum. Evet, bunu kapatalım. Yine aynı yere geçelim istersen. Dünkü evet. Geçtiğimiz yere şuraya mı geçelim? Evet, buyurun. Şunu şimdi çıkartalım. Hocam bu arada kapaklarını da kapattı ki bunları mayalanmaya koyduktan sonra. Buyurun. Buyurun size. Yoğurt. Gevşek mi? Hayır. Çok da güzel olmuş evet. Hocam. Gevşekliği görüyor musunuz işte? Bu bir yoğurt. Taş gibi de bir yoğurt. Taş gibi de yoğurt oldu aynen. Ve yoğurdumuzu bu şekilde doğal bir mayayla yapmış olduk. Hocam suyu falan da yok. Hani böyle evet, yoğurdun evet, tabii, üstüne tabii. Su çıkar. Tabii, ama inkübasyonu ayarladık da hem sıcaklığı hem de süresini ayarladık. İşte onu ayarlayamazsan, sıcaklığı ayarlayamazsan, mayayı ayarlayamazsan, süreyi ayarlayamazsan su salar. Biz onu ayarladık laboratuvara koyduk. Dolayısıyla... Bir daha gösterelim hocam onları. Gösterelim. Buyurun. Vallahi hocam şahane oldu. Tekrar şimdi konu mankeni gibi yoğurtlarımızı götürelim. Şuraya bırakalım. Şu mayamızdı. Biraz önce kullandık. O mayamızı kenara alalım. Aha. Şunu da kenara alalım. İşte yoğurdumuz. Harun hocam, sayenizde çok enteresan bir şey öğrendik bugün. Ben de çok enteresan bir şey öğrendim. Hiç bilmiyordum. Ve inanın uygulayacağım. Ama hazır böyle olmuşken şu kuzu kulağı mayamıza tekrar dönersek onunla ilgili bazı şeyler sormak istiyorum. Buyurun. Size. Şimdi kuzu kulağı mayamızı biraz o süzüntümüzü çokça hazırladık. Diyelim ki geri kalanını kullandıktan sonra eğer hepsini tüketmezsek nasıl saklayabiliriz? Bunu buzdolabına saklayabiliriz. Ama belirli bir süre saklanır. Kuzu kulağını da dip frize saklayarak, yani onu işte güzel bir şekilde paketleyip buzdolabının buzluk kısmında saklayarak koyarak uzun bir sürede bunu muhafaza edebiliriz. Sonra ileriki dönem, mesela birkaç ay sonra tekrar bunu kullanabiliriz. Süzüntüyü çok az, işte en fazla diyelim 15-20 gün süreyle o süzüntüyü. Tabii bakteri zaten tabii. İçerisinde yaşayamaz daha fazla. Dolayısıyla o süzüntüyü çok uzun süre muhafaza edemeyiz. 15-20 gün muhafaza eder buzdolabında. Halbuki burada hani kuzu kulağını buzdolabının buzluk kısmında saklamak veya şimdi evlerde şeyler de dipfrizler de var biliyorsun. Tabii. Dipfriz içerisine saklamak daha mantıklı. Ondan sonra çözündürülüp tekrar o kullanılabilir. Ama tabii burada şu önemli. Kuzu kulağı her yerden toplanmamalıdır. Tabii. Nerelerden toplayalım? Nerelerden toplamayalım? Nerelerden toplamayalım? Birincisi yol kenarlarından toplamayalım. Neden onu da söyleyelim? Kenarı, çünkü ağır metal kalıntıları kesinlikle, nedeniyle. Egzozdan. Egzoz evet, nedeniyle, çok tehlikeli. Ağır metal kalıntıları nedeniyle bunları toplamayalım. İki, sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerden bunu toplamayalım. Daha sanayi tesislerinin olmadığı otobandan uzak. Belki maden ocaklarından da ocakların, uzak duralım. Tabii, maden ocaklarından da uzak duralım. Termik santrallerden de uzak duralım. Dolayısıyla doğadan, bunların olmadığı yerlerden, zaten orman içerisine girdiğiniz zaman bunlar bol miktarda var. Pazarlarda da satılıyor ama nereden geldiğini bilmiyorsun. Siz kendiniz toplarsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar bu şekilde toplanarak bu şekilde muhafaza edilir. Çünkü ağır metal de bu yapılan işlemler sonucu zaten ortadan kalkmıyor ki
ağır metal kanıtları çok tehlikeli. İnsanlarda mesela birçok kanserin vücutta birikmesi nedeniyle oluşan birçok kanserin nedeni ağır metal kanı. Özellikle karaciğerde bunlar depolanıyorlar. O nedenle işte mutlaka bu dediğim yerlerde olmayan, bu dediğim işte sanayi tesislerinin, maden ocaklarının, taş ocaklarının, çimento fabrikalarının, elektrik santrallerinin, otobanların olmadığı yerlerden bunu toplayabiliriz. Onda pazarda satılıyor. İşte önemli olan şu, sağlıklı, eğer biz bundan sağlıklı bir yoğurt üretmek istiyorsak, o zaman bu kullandığımız bu ham madde, ki burada ham madde kuzu kulağıdır, onun da sağlıklı olması gerekiyor. Harun Hocam, bugün şahane bir program yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi programı kapatırken artık sevgili arkadaşım diye hitap etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim sınıf arkadaşım. Çok teşekkürler. Çok güzel oldu. İnşallah bu tür başka çalışmalarınız olursa biz hepsini çiftçilerimize, değerli Bereket TV izleyicilerine aktarmaktan Haruncuğum mutluluk duyarız. Bu çalışmaları yansıtmaktan, onların da bunların hepsinden faydalanmasını isteriz. Yoksa İzmir'de yaşayan bir tüketici, bir çiftçi, Tunceli'de yaşayan bir çiftçinin kullandığı yöntemi sizler böyle çalışma yapıp da aktarmasanız bilemezlerdi. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Çok sevgili Bereket TV izleyicileri, sevgili çiftçi dostlarım, ben ziraat mühendisi Mine Pakkaner. Toprağın şifasında sizlerle bambaşka bir konu işledik. Efendim, kuzu kulağı, ekşicik, ekşi kulak denilen otla nasıl yoğurt mayalarsınız? Sevgili program konuğumuz Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Harun Raşit Uysal bize kendisi bilfiil uygulamalı olarak gösterdi. Haftaya bambaşka bir konuda, bambaşka bir bölümde sizlerleyiz efendim. Görüşmek üzere.